Herkese merhaba arkadaşlar. Özlem'in elinden kalınma hoş geldiniz. Bir de like atmayı unutmayın ve abone olursanız seviniriz. Şimdi ben annemin iş yerine geldim. Annemi yemek yapıyor şu an. Burada domatesler var. Soğanlar var. Şurada da yemek yapıyor işte. Yağını ve soğanını kattı. Çok güzel. Şimdi yine doğrayacak. Şu an karıştırıyor. Evet, şimdi annem domateslerin kabuklarını soyuyor. Bulgur pilavı ve patates yemeği yapacağız. Suyu kapattı mı? Çıkmış. Evet, soyuyor. Evet, şimdi domatesleri soydu. Şimdi doğramaya geçiyor. Evet, doğruyor. Küçük küçük. Bugün videomda kızım bana yardımcı oluyor. Evet. Gerçi nasıl basit yemeğe denk geldi ama 12 işçilere yetiştiği için yemeğimi tek başıma video falan çekemiyorum. Bugün ben annemle beraber bir yere gidecektik. O yüzden ben de geldim şef. Buradan hemen gideceğiz. Domatesler öyle sert ki. Doğranmıyor. O zaman annem doğrasın, bir daha çekelim size. Evet arkadaşlar, annem doğradı gördüğünüz gibi. Şimdi son domatesi doğruyor. Öyle küçük küçük doğruyor ki. Bir de biz de yemeğimize bakalım o zaman. Yemek de böyle. Karıştıralım birazcık. Soğanlar çok fazla görünüyor, evet gerçekten, ama iki tane soğan var. Küçük küçük doğrandığı için öyle gözüküyor. Oy. Evet, şimdi domatesler dökülecek herhalde. Daha kavrulması gerekiyor sadece. Evet, şimdi annem bunları yakacak. Bunlar da çok iki parça oldu, inşallah bir yapışır. Bunlar vardı elimde. Evet. Bunlar da ne güzelmiş. Çok işe yarıyorlar. Dolapta döküntüyü önlüyorlar. Evet. Çok farklılar ama. Normalde 1,5 kilodan yapıyorum pilavı. Ama şu an alışverişe gönderdim. Sana gelmediler. Onlar gelene kadar hiç değilse pilavımı yapayım. Yavaştan pişsin diye. O kadar fazla çalışan var ki artık bir tencerede yapıyor. Yiyin bakayım. İşte. Gözlerim doldu bir şeyden, soğandan. Tamamdır. Evet, şimdi dışarı geldik. Dışarıdaki ocağa böyle. Kavrulmuş mu? Hayır. Birazdan kavruldu. Yok, kavrulmamış. Bu ocak daha güzel yandı. Bu ocak daha güzel yedirmiş. O yüzden buraya gelmişiz. Görünmesin. Evet, şimdi salça ve kırmızı biber. Evet, kırmızı biberi katacağım.
Evet, şimdi kırmızı biber, karabiber diye kim biliyor? Karabiber de katacağız. Kırmızı biber. Kaşıkalım mı biraz? Evet, şimdi de salça. Salça katılıyor orayı. Evet, iki kaşık salça katıldı ve karıştırdık. Domatesli yapacağımız için salçasını fazla katmamız gerekiyor. Domatesli. Salça ve kırmızı biberi eğer soğanıyla kavurursanız çok lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun. Salçayı direkt üstüne dökmeyin. Mutlaka yağıyla soğanıyla kavurun. Evet, şimdi domatesler bekliyor. Kaç tane domates doğradınız? 5-6 tane büyük domates doğradım. 5-6 tane. Şimdi bu bayağı bir pişti. Ondan sonra buzlarımızı katacağız. Sonra baharatlarımızı katacağız. Evet, pişmeye bırakalım. Patatesimizi soğanı doğruyoruz. Evet. Birazcık göz yaşartıyoruz ama. Patates ama soğan soyarken, doğrarken çeşmeyi azıcık açarsanız gözleriniz yanmıyor. Tamam, o zaman doğrayalım. Patateslerimizin için soğanlar hazır. Annem dolaptan şimdi et suyu çıkartacak. Evet, önceden hazırladığım et suyu. Burada da pirinç var. 3 tane yeter herhalde. Pilavımız için tavuk suyu. Et suyu. Bunu kendim yaptım ben. Tavuğu haşladım. Suyunu süzdüm. Ama şey, üstündeki yuvarlak olmuşlar. Evet, donduğu için. Bunlar birazcık yumuşasın. Biz bulgurumuzu katalım. Bulgurumuzu katmaya gidiyoruz. Önce bir bakalım nasıl olmuş. Tamam. Evet. Domateslerimiz çok güzel pişti. Çok güzel, bayağı güzel pişmiş ama gerçekten lezzetli gözüküyor. Olmadan lezzetli gözüküyor yani. Şimdi bulgurları satacağım. Evet. Löpçük diye düştü. Sıcak suyla yıkadığım için birazcık sertleşmiş bulgur hemen. Sıcak suyla nasıl oluyor? Çünkü evet, bunları karıştıracağız şimdi. Ha, çok güzel. Parmaklarını yiyecekler işçiler. İnşallah lezzetli olur. Gerçi yemeklerini beğeniyorlar ama orasını bilemeyeceğiz. Yok, çöpe hiç gitmiyor. Yemeklerini de beğeniyorlar ama bugün bulgurumuz biraz az olduğu için inşallah yeter işçilere. Hala alışverişe gidenler gelmediler. Bekleseydim herhalde yemeğim yetişmeyecekti. Şu an saat 11. Evet. Pazartesi günü. Bugün pazartesi. Okullar tatile girdi biliyorsunuz herhalde. Evet, şimdi suyu döküyor. Kaynamış olan suyumuzu döküyor Ali. Ben yemeğe göz kararı yapıyorum. Hiç yani pilavımı ölçmedim şimdiye kadar. Suyunu. Ve kısık ateşte yavaş yavaş pişen yemek lezzetli oluyor. Şimdi baharatlarımızdan sadece kırmızı biber katmıştık. Karabiber. Evet, kırmızı biber katmıştık. Şimdi karabiber katıyoruz. Kırmızı biberi karabiber diyordum. Evet. Bir kaşık yeterli. Biraz fazla geldi bana ama olsun. Şimdi karıştırılacak. Evet, tuz mu? Tuzumuzu katacağız. Tuzumuzu 1 kilo olduğu için 1 kilodan fazlaydı bulgurumuz. Aa. Şöyle 1 2 1,5 tuz yeterli. Hafif de nane katacağım. Nane. Nanemiz de geliyor. Karıştırılacak. Evet, şimdi nane katacak.
Naneyi çok az katıyorum çünkü aromasını seven var, sevmeyen var. O yüzden bu kadar yeter mi? Evet, bulgur pilavımız pişmeye hazır. Bırakalım artık. Pişsin. Domatesli bulgur pilavı, baharatlı. Son halini de gösteririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi et suyunu katmayı unutmuşuz onu. Bunları ben pet bardağa koymuştum, dondurmuştum. Böyle de şerken nasıl olacak arkadaşlar? Olsun. Ama evimizde hazırlayın. Yani hazır buluyonu almayın bence. Basit zaten. Da güzelce başlayın, süzün. Bardaklara doldurun, dolabınıza doldurun. Mesela yemeğinize bir tane katarsınız. Mesela yemek yaparken arkadaşlar bunlar bunların suyunu süzüp şey yapabilirsiniz. Şeye katmayın, mesela atmayın suyunu. Evet, artık pişmeye hazır olduğu için kapağını kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi patatesleri soyacağız. Biliyorsunuz ki patatesleri soğanını doğramıştı annem. Şimdi patatesleri soyacağız. Evet, şimdi soyuyor. Patatesimiz geç geldi. İnşallah yetişir. Saat bayağı ilerledi. Pilavımız oldu sayılır. Evet, pilavı da böyle suya koyuyor annem. Ben de size pilavı göstereyim. Evet arkadaşlar. Pilavı şimdi gösterme kızım. Çünkü pilavın dinlenmesi gerekiyor. Altını yeni kapattım. Tamam o zaman. Şimdi hızlı bir şekilde patateslerimizi soyalım. Soyuyoruz. Patates, patates. Evde bir şey var sandım da. Tamam o zaman, soyup geliyor. Evet arkadaşlar, patatesimiz geldiği için annem şimdi soydu patatesimiz. Şu anda birkaç tane daha soymayı soyuyor. Bu arada eşyalarımız geldi. Evet, eşyalarımız geldi arkadaşlar bu şekilde. En sonunda onu da yerleştiririz sizinle beraber. Evet arkadaşlar, annem soyma işlemini bitirdi. Patateslerimiz bitirilecek. Ve yemek artıklarını şey yapıyoruz, ayrı yere koyuyoruz. Tavuklarımız var, tavukları veriyoruz. Mesela domates tavuklarını, bunları evet, çöpe atmıyoruz. Yani boşa gitmiyor yani. Çöp kovamız ayrı. Evet, burada çöp kovamız burada var. Burada da çöpleri üçe bölüyoruz. Evet. Burada da tavuklara vereceğimiz yemek şey çöpler var. Kovamızı evet var. Arkadaşlar, tencerenize bakar mısınız? O kadar büyük ki. Evet arkadaşlar. Şimdi tenceremizi koyduk. Pilavımız da pişti bu arada. Evet, pişti pilavımız. Sıcak ama. Şimdi bunun içine yağ koyacağız. Arkadaşlar, zeytinyağımız mükemmel. O kadar güzel yağ çıkartıyorlar ki. Zaten yani, zeytinyağı fabrikasında çalışıyorum. Evet, ekmek annem. Ya o kadar güzel yani. Çok güzel yani arkadaşlar. İsterseniz siz de buradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi annemin patatesleri falan doğramıştı biliyorsunuz. Yemeği için. Şimdi onları döküyor. Yapacak bir şey yok. Ses olacak. Evet, soğanlarımızı kavurup bir yandan ben patatesleri doğrayayım. Evet arkadaşlar, şimdi de patatesleri doğrayacak anne. Evet. Ben tahtada iş görmeyi çok seviyorum. Genelde hep tahtada yapıyorum. Evet, şimdi bunları artık doğrayıp geliriz. Annem burnları doğrasın, patatesleri biz gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi annem patatesleri doğradı. Son 4 tane mi ne kaldı, onları doğruyor. Bir yandan da soğanımız kavruluyor. Gittikçe acele etmeye başladık. Çünkü zamanımız daraldı. Daha salata yapılacak yanına. Malzemelerimiz çok geç geldi. Evet, şöyle burada bir sürü var.
Çok fazla oldu. Fazla değil. Gene de az görünüyor gözüme ama bugünlük bu kadar yeter. Akşam biraz yemek az kalacak işçilere galiba. Genelde daha fazla yapıyorum ki akşama da kalsın. İşçiler ısıtıp yiyorlar. Pilavımız da oldu bu arada. Evet arkadaşlar, inşallah videomu beğenirsiniz. Gerçi videomu daha size bayağı bir sürecek, devam edeceğiz. Yani burada bitirmiyoruz. Evet arkadaşlar, soğan da kavruldu. Evet arkadaşlar, şimdi bunu soğanın içine koyacağız. Ama ilk önce salçasını, biberini koyacağız. Evet soğan arkadaşlar. Çok güzel. Kavruldu. Şimdi salçamızı ve kırmızı biberimizi koyuyoruz. Yine pilavda olduğu gibi. Evet. Ben genelde bütün yemeklerimin bir kırmızı biberini soğanla beraber kavuruyorum. Şimdi de salçasını koyuyoruz ve çok fazla salça koyuyoruz. Çünkü fazla yemek 50 kişilik şey yapacak. Arkadaşlar, yemeğimiz 50 kişilik olduğu için yağımız, soğanımız, salçamız, her şeyimiz fazla fazla. Kızım evet. İlk defa gördüğü için biraz şaşırıyor. Çok fazla bence. Yani bu salçayı bayağı... Normalde 4 patatesten yemek yapan kişi şimdi 5 kilodan yemek yapıyoruz. 5 kilo patatesten fazla herhalde. Yani en az 20 tane patatesi vardır orada. Evet, şimdi de... Şimdi patatesimizi getireceğim. Bak, elim kaşığa sıkıştım bu arada. Şimdi patatesi dökeceğiz. Evet, annem patatesi getirdi. Evet. Patates. Evet. Şimdi bunu pişmeye bırakacağız. Bir de annem karıştıracak. Bir an lafımı unuttum orada. Olmaz. Şimdi getirip tuzunu, baharatını hepsini takıp şöyle en son katacağım arkadaşlar. Ve pişmeye bırakacağım. Sade gibi geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzunu katıyorum. 5 kilo patatese 3 kaşık tuz atıyorum. Tuz olursa artık onu da arkadaşlar atarlar yerken. Ooo, bayağı tuz atıyorum. Tam 3 kaşık tuzunu evet. Evet arkadaşlar, şimdi de karabiberi katacağım. 1 kaşıktan fazla karabiber katacağım. Pilavda da zaten aynı bir şekilde olmuştu. Baharatlarımız genel eksen aynı. Evet. Şimdi nanemizi de katıyoruz. Nanemizi buna daha fazla katıyoruz. Çünkü daha fazla. Evet. Evet arkadaşlar, yemeğimizin sonuna geldik. Suyu da katıyorum ve pişmeye bırakacağım. Suyu biraz az oldu. Biraz su kaynatacağım. Evet, suyu birazcık az oldu. Birazcık değil, bayağı da az oldu. Burada birazcık pişsin. Ben şöyle kaynatayım. Arkadaşlar, şimdi de pilavımız çok güzel oldu gerçekten. Yemeğimiz de burada pişsin. Su kaynatalım biz de. Evet arkadaşlar, yemeğimizi koyduk ocağımıza. Mutfağımız gördüğünüz gibi çok dağıldı. Gelen eşyalar da var. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Neler aldığımızı göstereceğiz size. Önce yumurtamızı boşaltalım. Buzdolabımıza. Burası gördüğünüz gibi çok küçük ama yemek yapmak için yeterli. Evet. Yemek kapısı. Bakalım bu sabah çarpalım. Şöyle domatesi buraya koymuşlar. Neyse çıkartamayacağım şu anda. Yetmezse çıkartırız. Evet
yemeklerinden bıraktığım yemeklerden makarnayı bitirmişler. Yeşil mercimek yemeği yapmıştım. Ondan da çok az kalmış dolapta. Bu akşam onu da yerler herhalde. Çünkü bugün biraz patatesimiz az oldu. Gözüme az geldi. Evet. Evet, yumurtalarımız. Şimdi koyduk. Yerine koyduk. Gene? Yumurta kolilerini atmıyoruz. Asla kötü yani. Çünkü bize yardım... Yani... Ne diyeyim ona? Ne denir? Ne bileyim? Yardım lazım olacak çünkü tavuklarımız var, yumurtluyorlar. Evet. Poşetlerimizi atmıyoruz. Poşetleri zaten yani at. Evet, şimdi yoğurumuz ve peynirimiz var bu tarafta. Evet, şu tarafta. Bunları da dolabımıza yerleştirelim. Evet, dolap da boş gözüküyor ama dolu. Salçamızı almışlar. Evet. Evet. Şu güzel de kahvaltılık sos. Domatesimiz var, limonumuz var, onları da dolabımıza yerleştiriyoruz. Limon da çok fazla. Evet, limon çok kullanılıyor burada. Şimdi başka buzdolabına koyacak bir şey yok galiba, tamam. O yüzden dolaba kapatalım. Evet, şimdi... şeylerimizi koyacağız. Neydi onların? Baharatlarımızı, bulgurlarımız, pirincimiz, ekmek içeriğimiz, evet. Bu pirinç tatlı. Bir bak yapar. Fasulye. Bir bulgur daha. Bakalım tarafta neler var. Baharatlar. Yukarıya mı koysam onu? Neyse. Şu şekliye ihtiyaç ediyor. Arka şekliye paket. Ne şekliye? Arka. Her şekliyi çok fazla almışlar. Aslında en çok arka şekliye kullanılıyor burada. Bu şekilde. Bir sürü çeşit yemekler yapıyorlar ve tavanıza boşaltalım tuzumuzu. Patlamış. Yani gerçekten şu an bu kadarını biliyorum. Evet. Şimdi baharatlarımız kimyon, kekik. Kimyon ve kekik. Nane, karabiber. Nane ve karabiber. Tarçın da var. Tarçın. Gösterir misin onları? Şöyle nanemiz var, karabiberimiz var, tarçınımız var. Onları da şöyle şu... Hepsi de aynı marka. Arka tarafa koyalım. Şu, ay, düşürüyorum bu arada. Bunların şu anda kavanozları dolu. Sonra boşaltırım. Sadece tuzumuzu boşaltalım çünkü tuz patlamış. Evet. Tuz da şu kavanoza boşaltalım. Tuz da kavanoza boşaltalım. Evet. Çatıda. Kesinlikle. Her yerde atlandık arkadaşlar. Ama ne de olsa topluyoruz şu an. Salatamıza geçeceğiz. Birazdan tezgahımızı temizleyip. Bu arada patates yemeği ile pilav da olmak üzere. Pilav oldu zaten ama patates yemeğimiz olmak üzere. Tuz onu almadı. En iyisi şu büyük kavanozu dolduralım. Küçük kavanozu doldurmak da iyi etmedik. Evet. Diğerini de koyalım. Evet arkadaşlar, tuzumuz da. Yanlış kıvamın kapağını. Tamamdır. Bak, bardaklarımız. Burası da poşet dolmuş. Poşetleri bana verebilirsin anne. Poşetleri bana verebilirsin. Şimdi poşetlerin de yeri var anneciğim. Onları düzeltiyoruz bu şekilde. Ya takıntım var annemin takıntısı var. Bu şekilde koyamam ben. Hepsini düzeltmem gerekiyor. Asla düzeltmeden koyamaz. Bu şekilde düzeltiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi her yer toplandı. Evet her yer toplu şu an.
Yemeklerimiz de oluyor. Şimdi annem salatayı yapacak. Evet, bunun ismi neydi ya? Turp. Evet, turp yiyin, güçlü olun diye bir şey vardı herhalde. Havuçlarımız. Evet, biraz daha. Evet, ve domateslerimiz. Turp, havuç ve domatesten oluşan bir salata. Evet, salata. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce sebze miydi bunların ismini? Hepsini unutuyorum ya. İşte sebzeleri yıkıyoruz. Evet, domatesleri de. Ay, ismini saçıyoruz. Evet, yıkamışımlar. Havuçlar az görünüyor diyorsun ama ay açılıyor mu onu? Birazcık kısalım. Evet. Havuçlar biraz daha eklendi ve rende. Ne güzel görünüyor. Çok değişik bir rende. Evet, şimdi rendelenecek. Ler, bunlar. Yazık size. Evet, suyu kapattık ve çıkınıyor. İşte suyalım. Evet. Rendelemeye başlayalım. Havuçlar yıkandı. Şimdi soyuluyor ve rendelenecek. Bir sürü aşamadan geçti. Suyu da değiştirdik. Evet arkadaşlar, havuçlar soyuldu ve çok güzel gözüküyorlar. Hani bunları da yemek lazım bence. Evet, geliyorum. Burada rendeleniyor. Burada da soyuldu havuçlar. Burada rendeleniyor. Teker teker. Şimdi gider mi? Turpları da rendeleniyor. Ay. Acele ediyorum çünkü saat bayağı ilerledi. İşçiler yemek hazır mı diye sormaya başladılar zaten. Bugünkü menüleri bence gayet güzel. Bu da çok büyük arkadaşlar. Bayağı büyük şeylerle yapılıyor. Yani çok büyük şeylerle. Evet, o zaman rendelensin ve size yine görelim. Evet arkadaşlar, havuçların hepsi bitti ve doldurduk. Şimdi de turpa geçeceğiz. Kabuğu soyuluyor. Turpu böyle yuvarlak yuvarlak kesip de yemek çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de turpumuz rendeleniyor. Sonra da domatesler doğranacak. Ve salatamız da böyle çıkmış olacak. Patatesimiz. Yeşilliği mi de bunlar? Evet. Yeşillik de hangi? Maydanoz ve dereotu. Onları da alayım. Onları da yaptıktan sonra işte bitiyor işimiz ve en sonunda size gösteririz menümüz nasıl. Gayet güzel bir gün. Ve bu menünün yanında tuzu da koyulacak. Çorba da yapmamız gerekiyordu ama olmadı maalesef. Çünkü malzeme çok geç geldi, saat geldi. Çorbamız da yetiştiremeyecek. O yüzden çorba yerine turşu vereceğim arkadaşlar. Zaten onlar olduğu için gerek yoktu çorba. Yani bugünkü menümüzde salatamız, turşumuz, patates yemeğimiz ve bulgurlarımız var. Bu arada patates yemeğimiz de pişiyor. Yani pişti neredeyse. Pilavımız bitmişti zaten. Evet. Arkadaşlar, turpun ve havucun güzelliğine bakar mısınız? Yani bunu yemeyen de ne bileyim. Hadi. Evet, domatesimiz de doğranıyor. Arkadaşlar, yeşillikleri de kattıktan sonra salatamız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, şimdi domatesimi de koyduk. Turp, havuç ve domates. Şimdi
şimdi yeşillikler gelecek. Arkadaşlar biz atlarımızı koymaktan vazgeçtik. Karanlığa katmaya karar verdik. Sıratanımız biraz renkli olsun. Yeşilliksiz olsun. Turuncu, kırmızı, beyaz ve mor. Çok renkli oldu gerçekten ama. Çok güzel köprü arkadaşlar burada olsaydınız. Evet arkadaşlar. Zeytinyağı, tuzu, şeyleri katacağız. Tatlımızın doğranma işi bitti. Şimdi yağ katacağız, diğer şeyleri katacağız. Evet. Evet arkadaşlar, limonun. Salatalım. Limonunu sıkıyoruz. Süzgeçten geçireceğiz. Çünkü çekirdekleri olmaması için. Bayağı da güzel limonmuş. Çok güzel koktu gerçekten. Yarım limondan neredeyse tatlı oldu. Evet. Yani burada 3 limon var. Yarım limondan tatlı oldu. Bir bazı limonlar olur. O kadar az olur ki yani yarım limon çok suyu çıkmaz. Şey olur. Buna herhalde 2 limon yetecek. Ben 3 tane boşuna kestim. Olsun. Gerçi salatamız biraz fazla ama. O yüzden yetmeyebilir. Çok güzel şey oldu. Süzgeçten geçirip onun içine dökeceğiz. Oo. Bir tas limon suyu. Ama zaten salatamız büyük olduğu için buna 3 tane yetebilir bence. Ben böyle limonu hazırlıyorum, sıkıyorum suyunu, salatanın baharatlarını hazırlıyorum. Bir daha limon istiyorlar benden. Bari ben de bugün bayağı bir ekşi yapayım. Evet arkadaşlar, en önemli an. Limon suyumuz. Çekirdeklere bakar mısınız? Çok fazla. Çok güzel bir salata oluyor. Zeytinyağını çok fazla. Fazla değil anneciğim. Dibine bile inmiyor. Bir daha katıyorlar sonra. Bunu da katalım. Çok fazla zaten bundan olduğu için. Neydi bunun ismi, salata. Her şeyi unuttum bugün. Evet, şimdi de tuzumuzu katacağız. Şimdi karıştıralım. Renkli salatamız. İsmi renkli salata olsun. Gerçekten ne renkli oldu ama. Bayağı renkli oldu. Ve güzel gözüküyor da. Evet arkadaşlar. Turşumuz, salatamız hazır. Şimdi tabaklamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz, pilavımız, patatesimiz. Burada da turşumuz ve salatamız var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz böyledi, menümüz böyle. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani abone olursanız sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Like atın. Görüşmek üzere.